Saray kumaşı olarak bilinen ve Osmanlı padişahlarının kaftanlarında kullanılan kutlu kumaşı Gaziantep'teki er tezgahlarında geleceğe taşınıyor. Bekle abi, bak bunu alırsın, tamam mı? Bekle. Çalışıyoruz. Niye? Aile olarak dördüncü kuşaktan devam etmekteyim. Gaziantep yöresel kutlu kumaşları unutulmaya yüz tutmuş kumaşların imalatı, üretimi, eğitimi, yeni yetiştirecek gençlere örnek olma babında yeni yerlerin yapılması konusunda destek veriyoruz. Olgunlaşma enstitüsünde görev yaptık. Gaziantep Üniversitesi'nin Meslek Okulu, Fiziksel Engeller Vakfı'na devlet sanatkarıyım, Anelsander üyesiyim. Gaziantep'i tüm Türkiye'de kutun adına temsil ediyoruz. Kutundan türemiş bir kelime. Yani koton, pamuk ve ipeğin birleşmesinden elde edilen kumaş türlerdir. Kendi aralarında değişik isimler alır. Her kumaşın adı ve hikayesi vardır. Çin'den Anadolu seyahatinde gelerek Selçuklar döneminde Anadolu Selçukları Konya'da mucitler onlardır. Oradan sonra Osmanlı, ondan sonra işte Türkiye Cumhuriyeti döneminde dokuna gelmiş. Suriye Selçukları Halep'te yapmışlar. Halep, Hama, Humus. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde Buldan'da yapılmış bir kumaş türü. Yani kutlu kumaşı hayatın her alanında kullanılan bir kumaş türü. Yani bebek doğar, başlar zıbınından, sarısından, düzünden gibi ölene kadar. Kefen hariç her alanda. Genç kızların çeyizlik kıyafetleri, genç damatların pijamalıkları, döşek, mindel konusunda kullanılır. Yani bir ülkeyi temsil eden bayrak kumaşıdır. Bir ülkeyi temsil eden, orduyu temsil eden sancak kumaşıdır. Bak burada sancaklar falan da vardır. Kendi arasında ayrılır dediğim saten örgüleri vardır. Mesela düz satenler vardır. Çiçekli gruplar vardır. Bir de bağlama ikat grupları vardır. Bunlar saten atlas grubu. Aşağı yukarı bu 60-65 tane kumaş türü var bunlardan. Bunlar da meydaniye kumaşlardır. Günlük alanda kullanılır. Bu günlük alanda kullanılan meydaniyeler meydancılıktan türemiş bir kelime. Oturmaya, kalkmaya, sürtünmeye karşı daha dayanıklı kumaşlardır. Bunlar da çizgili, düz, kombin yaparak da bir de böyle bağlama, ikat, bağlama, batık teknikler vardır. Üzerlerindeki figürlerin tamamı çiçek, papatya çiçeği, başak tanesi, baklava dilimi, o tarz şeyler. Bağlama ikat da grubunda zaten dünyada bir Özbekistan'da bir de Karadeniz'de, Trabzon'da, Keşan'da kullanılan aynı figürleri. Şu mekik figürü. Kendine göre meslek hastalıkları var bir. Bir de üretim konusunda problemlerimiz var. Yani gençler, üniversiteden çıkan gençler de, daha önceki gençler de bu işe ilgi alaka duymuyorlar. Çünkü para konusunda biraz sıkıntı yaşıyorlar. Kültürel boyutta çalışıyoruz. Bu dünyanın her yerinde kullanılan bir kumaş.
Yani İspanya mesela daha canlı sarı, kırmızı falan yeşil renklerini çok tercih eder. Fransa'da kullanılır, İtalya'da kullanılır. İngiltere'de bir dönemde bizim atalarımız, büyük ustalarımız saraya, kraliyet ailesine dokuma yapmışlar. Şu hafızamızı kaybetmememiz lazım. Bu bizim kültürel boyutta yüzyıllardır kullanmış olduğumuz kumaşlar. Natürel, sağlık açısından çok iyi. Yazın günü serin, kışın günü sıcak, ter çeker. Daha önce kök boyalardan çalışıyorduk. Onlardan çalışılması lazım. Yani eğitim şart. Şimdi daha önce bizim Bursa'da, Gemlik'te, İnegöl'de, oralarda ipek fabrikası vardı, kapandı. Yok. Doğal olarak da koza ipeğinden Bursa'dan temin ediyorduk. Şimdi doğal ipek de yok. Mesela Bursa'da Umur Bey ipek araştırma, kumaş araştırma enstitüsü vardı. Oraya da elimizden gelen yardımı yaptık Bursa Belediyesi ile. İşte kullanım alanına göre fiyatlar farklı mesela. Mesela 1 metre ne kadar? 1 metre satin atlas örgü olan kumaşları mesela 150 lira civarında veriyoruz. 50 santim olanları 250 lira civarında veriyoruz. Tabii arası atkısı çözgü ipek olursa fiyatını artırıyoruz. Bir de son dönemlerde sağ olsun halk eğitim hocaları falan runner yapmaya başladılar. Ev tekstilinin içinde işte peçetedir, yemek takımı falan yapmak için çalışıyorlar. Kumaş atlası projesinin içine aldılar. Kutlu'yu da Cumhurbaşkanlığı Emine Erdoğan hanımefendinin destekleriyle. Oradan Arzu Kapral hanımefendi kumaş hazırladı. Dilek Kanif hanımefendi. Yani Türkiye'deki belli başlı böyle moda tasarımcı hocaların da desteği var.